Ne yapıyorsun sen? Alo. Alo! Ya şuna baksana nasıl olmuş. Şiir gibi değil mi? Ya şu dikişlerin güzelliğine bak. Ya bırak Allah aşkına ya. Zaten kan beynime sıçramış. Tam sakin bir nöbet geçireceğiz diyoruz. Sabaha karşı son dakika golü yedik yine. Asıl adamlar Eylül Hoca'dan uçan tekmeyi afiyetle yedi. Yemek çok güzel. Ben sabah oldu daha kahvaltı edemedim ya. Yemek, evet. Sonuçlar geldi mi? Ben de size geliyordum hocam. Yolda anlatırsın. Sen ne gördün? Serebral ödem. Değil mi? Öyle mi? Ter içinde kaldım. Biraz kendine güven. Subdural kanama. Öyle mi? Değil mi? Son hakkın. Evet, subdural kanama. Eminim. Vücut dilin ne diyor biliyor musun? Eminim derken bile tereddüt ettiğini. İkisinin arasındaki farkı sorsam bile söyleyemeyeceksin. Asistanlığının 4. yılı değil mi ya senin? Nasıl bilmiyorsun? Acil ameliyathaneye hazırla bana. Yok, olmaz. Yani ben beceririm, yaparım hocam da nöbetçi doktorun onayı lazım. Oğuz hocanın. Kural böyle yani. Al o zaman onayı. Hocam dışarıda kendisi. Ara o zaman Allah Allah. Hocam telefonu kapalı. Onun gelmesini bekleyemem. Sonuçlar ortada. Dediğimi yap, hazırla şu ameliyathaneyi. Hocam başım derde girer. Ah ya. Şu an en önemli mevzumuz senin başının derde girmesi çünkü. Hocam sırf benim değil, sizin de başınız derde girer. Hiçbir şey hastanın hayatından daha önemli değildir. Bu da 4 sene önce öğrenmen gereken bir şeydi. Vay be. Çok iyi. Asil doktor. Bayıldım. Aa! Gerizekalı. Gerizekalı. Bu biraz önce güldüğün içindi. Şekil. Tam rahatlayacağım. Gitsene evine ya. Gitsene. Şimdi ben ameliyathaneyi hazırlarsam, Oğuz Hoca hazırlamazsam da Eylül Hoca beni mahvedecek ya. Ne yapacağım ben? Ölümlerden ölüm beğeneceksin yani. Bence Oğuz Hoca'nın eli daha hafiftir. Sen en iyisi Eylül Hoca'nın dediğini yap. Olur, öyle yapayım. Sen de kınayak. Gerizekalı.